Geliyor kapıda, 2020'ye merhaba diyeceğiz artık. Peki yılbaşı turizmi ne durumda? Tatil paketlerinin fiyatları kaç liradan başlıyor? CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya'ya sordu bu soruları. Yepyeni bir yıl geliyor. 2020'ye girmemiz artık çok az bir zaman kaldı. Yılbaşında tatil yapmak isteyenler için son durumu konuşacağız. Yanımızda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya var. Son durum nedir efendim? Öncelikle böyle Evet, başlayalım. iyi yayınlar diliyorum. Son durum gayet iyi. Her zaman olduğu gibi tatil dönemleri hareketli geçiyor. Salıya rastladı bu sene yılbaşı. Pazartesi, salı biraz birleşti. Çarşamba zaten tatil. 5 günlük paketler oluşturdu seyahat acentaları. Çok önceden satışa çıktı. Gecelik fiyatlar 500 TL ile 2000 TL arasında değişiyor. Programlı oteller, programsız oteller olarak. En çok talep nereye? Ankara, İstanbul ekseninde bakıldığı zaman büyük şehirlere yakın Abant, Sapanca bölgesi, hani bu bölgelerde yoğunluk var. Kayak tatili olarak bakıldığında da Uludağ, Kartalkaya, Erciyes, Erzurum, Palandöken gibi merkezlerde ilgiler yüksek. Yurt dışı yine yakın destinasyonlarda paketler oluşturuldu. Orada da fiyatlar 2500 TL ile 8000 TL arasında değişiyor. Tatil yörelerinden Antalya'da yine ve Kıbrıs'ta programlı tatil paketleri var. Sanatçılılar. Sanatçılı tabii programlı. Antalya'da zaten otellerin %30'u 40'ı açık. O otellerdeki doluluklar da %90'lar seviyesinde yılbaşında. Kıbrıs her zamanki gibi klasik, yine yılbaşında dolu. Bütün otellerin programları var. Şu an Kıbrıs'taki oteller dolu mu? Dolu şu anda, yani hala daha bir şey kaçırılmış değil. Hani son %90-95'lerde öyle gözüküyor otel dolulukları. Onun dışında Kapadokya bölgesine ilgi var. Orada da fiyatlar gecelik 150 euro civarında geziyor. O bölgelerimizde hareketli. Hemen arkasından biliyorsunuz sömestri var. Yoğun bir dönem, yine Ocak ayı yoğun geçecek. Turizmci memnun mu yılbaşı? Turizmci memnun yılbaşı. Biraz kayak otelleri havadan dolayı beklenildiği gibi soğuk ve karlı olmayan bölgeler var. Oralarda ufak tefek sıkıntılar var ama daha önümüzdeki haftadan itibaren de yağışlı ve soğuk bir hava bekleniyor. Dolayısıyla oralarda da sıkıntı kalmayacaktır diye düşünüyoruz. Şu an mesela bu yayınımızı izledikten sonra bir yerlere plan yapmak isteyenler için nereyi öneriyorsunuz? Akdeniz mi? Şöyle söyleyeyim. Tabii tatil tercihleriyle doğru orantılı bir şey. Kayak tatili yapmak istiyorlarsa ülkemizin tüm kayak merkezleri gerçekten Avrupa'daki kayak merkezleriyle rekabet edebilecek kadar kaliteli ve düzgün, hem pistleri hem otel kalitesi. Programlı yerler için tavsiyemiz, yurt dışı ise öncelikle Kıbrıs olur. Yurt içinde de tabii Antalya bölgesinde yoğunlaşıyor bütün yurt dışında yakın bölgeler, yine Prag, Viyana bölgesi, işte Bulgaristan, kayak içinde imkan var orada. Fiyatlarda artış var mı? Fiyatlar yok, çok fazla bir artış yok. Dediğim gibi 2500 ile 8000 TL arasında değişiyor paket fiyatlar. Aslında paket fiyatlar beklediğimizden son derece de ucuz çıktı, uygun çıktı. Bu yurt dışı fiyatları. Yurt dışı fiyatları. Türkiye'de de fiyatlar 500 TL gecelik, 2000 TL'ye kadar yükseliyor. Bence fiyatlar da çok uygun. Dolayısıyla oradan gelen de bir yoğunluk var. Bodrum'da son durum. Bodrum'da da havaların güzel gitmesiyle Bodrum'da da tesis sayısı, açık tesis sayısı çok az biliyorsunuz. O tesislerde de doluluğun yüksek olduğu, oradaki arkadaşlarımızdan gelen haberlerde öyle. Orada da dolu yani. Açık olan tesisler yavaş yavaş doldurmaya başladı. Bu da demektir ki bundan sonraki senelerde artık kışın açık otel sayımız da yavaş yavaş artacak. Peki şimdi siz de dediniz 31 Aralık Salı gününe geliyor. Hafta sonuyla birleştirenler hakikaten 1 Ocağı da alıp 5 günlük tatil yapanlar çok mu? Çok öyle mi gidiyor? Paketler 5 günlük zaten şu anda. Yani 3 günlük paket yok. Çünkü 3 gün tatil imkanı da yok. Yani ya pazartesi işe gidecek insanlar için salı çarşamba tatil. Eğer pazartesi gitmiyorsa zaten 5 günlük tatil. Tatil paketleri de çok kötü gelmedi. Yani 5 günlük tatil paketi de yılbaşı için uygun bir süre. 5 gün tatil yaparsa bir kişi, 2 kişi beraber.
İki kişi beraber tatil yaparsa, şöyle diyelim, pahalı bir otele giderse 15 bin lira civarında para harcarlar. Pahalı bir otele giderse, ucuz bir otele giderse 5 bin lira harcar. Çok çok Ben teşekkür teşekkür ediyorum ediyorum. siz Balıkay yayınımıza katıldığınız için. Yılbaşı turizmi hareketli bu sene. Otellerinde de doluluk oranı hiç fena değil. Biz tatil yapacaklara şimdiden iyi tatiller ve mutlu seneler dileyelim ve